Dostlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şu anda Çanakkale'deyim. Beraber Çanakkale'nin ortamını gezeceğiz. Bulunduğum yeri göstereyim. Çanakkale Boğazı'ndayım. 18 Mart 1915. Şurası Kilitbahir. Evet, şu anda bulunduğum yer burası. Buradan doğru beraber yürüyeceğiz. Acayip derecede bir rüzgar var. İnşallah rüzgar sesi bozmaz. Karşıda meşhur Truva atını görüyorum. Bulut biraz güneşi kapattı. Yarın turla karşıya geçeceğim. Normal kendim arabayla geçelim ailece demiştim. Lakin turla daha kolay olur. Profesyonel rehber bize daha güzel anlatır diye tura kayıt olduk. Kişi başı 900 lira. Belki buraya geldiğiniz zaman siz de yapmak istersiniz. Saat 9'da buluşacağız. Saat 4'e kadar sürecek. Bir de öğlen yemeği vereceklermiş. Bakalım öğlen yemeği nasıl olacak? Tabii biraz bir basitçedir büyük ihtimalle. Bir de buranın meşhur helva ve peynir karışımı tatlısı varmış. Ben Çanakkale'yi ilk defa görüyorum. Her zaman böyle rüzgar mı oluyor? Bilmiyorum. Şu bayraklara bakar mısınız? Dün akşam da burada biraz gezmiştik. Dün akşam da bayağı rüzgarlıydı. Kordon'da Piri Reis'in anıtı var. 1470'ten 1554'e kadar yaşamış. Piri Reis'i nereden tanıyoruz? Piri Reis'i haritasından tanıyoruz arkadaşlar. Buraya da haritasını koymuşlar. Piri Reis ilk dünya haritasını çizen, Amerika kıtasını gösteren harita. Hemen yanına da böyle mozaik yapmışlar. Haritanın mozaik versiyonu. Çoğu araştırmacılar bu haritaya şaşıyor. O kadar detaylı Amerika kıtasının sahilleri çizilmiş ki Columbus'tan önce demek ki birileri oraya gitmiş. Oltayla abimiz balık tutuyor. Biraz ileride feribot iskelesi var. Karşıya geçmek için. Çanakkale Savaşları Araştırmalar Merkezi karşısı. Orijinal Troya filminde kullanılan ahşaptan yapılmış atın yanına geldim. Kaç metre bilemiyorum ama tahminim bir 10 metre, 2, 4, 6, 8, 10 metre vardır yüksekliği. Çanakkale bir de mermerleriyle meşhur. Aynı meydanda böyle güzel bir sergi açmışlar mı diyeyim, ne diyeyim. Hemen piramidin yanında böyle bir güneş saati var. Burası da Troya imiş. Tahmin edilen Troya tabii ki. Hemen meydanın kenarında marina var. Öyle büyük bir yat yok ama karşıda büyük yatlar var. Şöyle atı da biraz da uzaktan göstereyim. Karşısı iskele. Feribotlarla karşıya geçeceğiz yarın. Bunlar da balıkçı teknelerine benziyor. Aynen, bunlar balıkçı. Öbür taraf yat limanı marinaydı.
Sol tarafta kafe, bar, restoran, ne ararsanız var. Dün akşam burada oturduk biraz. Şu arkadaydı galiba. Türk kahvesi 50 liraydı. Çay 15 liraydı. Yani şu anda piyasaya göre makul. Fiyatları sormanız gerekiyor bir yerde oturmadan önce. Mekanın dışında fiyat tarifesi, fiyat listesi veya yemek servisi yoksa kesinlikle oturmayın derim. Mutlaka bir sakladıkları bir şey oluyor. Sonra ödemeye gelince çok geçirmeyin. Sons of Gallipoli. Çanakkale'nin evlatlarıyız. Bu resimleri görünce bu vatanın, bu toprakların kolay kazanılmadığı gözüküyor. Evet, rahmetli Atatürk'ün bu sözünü okuduğum zaman gerçekten vücudum diken diken oluyor. Okuyuvereyim. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Osmanlı Devleti seferberlik afişi. 1. Dünya Savaşı'nda cephelerde kullanılan Türk bayrağı. Size burayı da okumak istiyorum. Kalem şehit, günlük şahit. Cephede bir yazar Teğmen İbrahim Naci. İbrahim Naci Çanakkale Savaşı'nda teğmen olarak görev yapan 21 yaşında bir gençtir. İstanbul'da başlayan ve Gelibolu Kerevizdere'de sona eren anılarını 29 gün boyunca kaydeder. Akbaş'ta bize şirketi Hayriye'nin 7 numaralı vapuru tahsil edilmiş. Dünya ne garip, İstanbul'da ruhumuzu dinlendirmek, biraz hava almak için bindiğimiz bu vapur bizi şimdiden nereye götürecekti? Kim bilir, belki de bir daha geri dönmemek üzere beni garip illerin kimsesizlikleri içine atacaktı. Teğmen girdiği ilk muharebede şehit olur. Şehit düştükten 12 gün sonra bölük komutanı Yüzbaşı Bedri Teğmen ile ilgili düşüncelerini kaleme aldığı sıra dışı cümlesini tamamlayamadan şehit olur. Yüzbaşının şehit olmasının ardından günlük bölük imamı Katip A. Efendi tarafından teslim alınır. Burada günlük, burada da şehidimizin kalemi. Şimdi şu arkadaki küçük sergiyi gezdikten sonra tabii ki size sadece küçük bir parçasını gösterdim. Bu vatanın gerçekten kolay kurulmadığını, ne kadar fedakarlıklar yapıldığını, ne kadar şehitler verdiğimizi, ne kadar analar, ne kadar bacılar, ne kadar eşler ağladığını burada çok iyi görüyorsunuz. Çanakkale geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret edin derim. Tam kordonda arkadaşlar. Çanakkale'nin evlatları diye ismi var. Bu küçük bir kesitti tabii ki. Bir dahaki videoda şehitliklere geçeceğiz. Bu iskeleden gideceğiz büyük ihtimalle. Orada tabii bir rehberden dinleyeceğiz. Ben en son 20 sene önce gitmiştim karşıya. Tabii o zaman rehber yoktu. Kendi başınıza gezdiğiniz zaman belki her yeri gezemiyorsunuz. Bakalım, inşallah güzel olur. Evet, burası iskele, iskele meydanı. Demin gezdiğim müze de tam şu karşıdaydı, ücret yok. Thank you.
Evet, kordon burada bitiyor. Karşıda Kılıçbahir. Burada da bunun arkasında da şu gördüğünüz denizaltı müzeye ait. Burada Denizciler Müzesi var. İçine girilip geziliyor. Şimdi kordon burada bitiyor. Buradan çarşıya devam ediyor. Şimdi müziği de gezeceğim. Ben özel gezeceğim. İçeride görüntü alması yasak. Yani ekstradan ücret ödemeniz gerekiyor. O da bayağı bir pahalı oluyor. Ondan dolayı oranın videosunu buraya ekleyemeyeceğim, çekemeyeceğim. İnternette gördüğüm kadarıyla en meşhuru burasıymış. Babalık Tekin Helvacısı meşhur peynir helvası. Şimdi buraya girip bir deneyeceğim. Ben de ilk defa yiyeceğim. Şöyle bir dışarıdan bir görüntüsünü göstereyim. Evet. Ben galiba şu beyazından alırım. Dostlar ilk defa deneyeceğim. Şöyle fırınlanmışı biraz daha ağırlıklı. Sadeden de tadındırmaz. Tamam. Arkadaş şimdi bir porsiyon bana yapıverecek. Üstüne dondurma falan da konuyor mu, böyle mi yeniyor? Yani normal bir denemelik nasıl oluyor söyle bana, yaparsan. Tamam, bir deneyelim. Oldu, teşekkürler. Yanıma buyurlar şuradan. Afiyet olsun. Sağ ol. Evet, şuraya bir oturalım. Gerçekten farklı bir lezzet. İlk defa tatıyorum. Zaten ben de tatlıyı çok seviyorum ya. Şu böyle sade böyle. Normal helva gibi. Bunun etrafı da kızarmış. Dondurmayla gerçekten çok lezzetli. Buraya gelen herkese tavsiye edebilirim. Benim gibi tatlı sevenler için mükemmel bir lezzet. Farklı bir lezzet. Üstünde dondurmayla daha güzel oluyor. Tavsiye edebilirim. Ben şimdi o porsiyona artı suya 100 lira para verdim. Kısa da kapalı yola girelim. Yani burada böyle helva tatlıcı bolca var. Çeşit çeşit yapıyorlar. Artı burada waffleciler çok. Waffle sevenler için böyle bir cadde waffle dolu. Evet dostlar, şimdilik buraya kadar. Sadece kordonu çektim. Fazla uzun oluyor yoksa. Ben kendim biraz daha gezeceğim. İnşallah Çanakkale şehitliklerini gezerken bir daha görüşürüz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.